İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Her hafta sunmuş olduğumuz İş Dünyası programında bu hafta Ünye'nin güçlü sektörlerinden Saryap Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Sarı ile birlikte beraberiz bu akşam. Bölgemizdeki yapılan yatırımlarını, bölgemizdeki ekonomiyi her türlü konuşmamız gereken, bilgi sahibi olmanız gereken birçok şeyi bu akşam Abla Bey ile konuşacağız. Abla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun. A Medya, A2 televizyonuna bana göstertmiş olduğu teveccühten dolayı aynı zamanda Çakır Medya Grubu'na çok teşekkür ederim zat halinizden. Biz de teşekkür ederiz. Böyle değerli bir stüdyoda, böyle bir değerli bir atmosferde sizlerle beraber olmaktan gayet mutluyuz. Bu hakkı bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah yayınımız Ünye kamuoyuna İnşallah. hayırlara vesile olur. Hayırlı bir İnşallah. sohbetimiz olur. Gayet güzel bir atmosferde programımız devam eder diye İnşallah. umuyorum. Şimdi Abla Bey tabii ki bölgemizde biz ne kadar iş dünyasında çok ön plana gereğinden fazla çıkmamış olan sektörler de var. Tabii ki sizin Ünye civarındaki yatırımlarınızı tabii ki biz gayet yakından takip ediyoruz ama bilmeyen birçok insan da vardır Ordu bölgesi. Biz sadece Ünye olarak değil, Ordu bölgesinde ve Türkiye geneline de hitap ettiğimiz için sizi en azından bu konuda tanıtmak istiyoruz. Şimdi sizi tabii ki Ünye'de tanıyan insanlar çoktur ama biz en azından tanınmayan bölgeler içinde Abdullah Sarı kimdir? Saryap nasıl oluşmuştur? Bunu sizden dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu hakkımı size verdiğiniz için, misafir ettiğiniz için. Malumunuz Ünye'de 1966 yılında Ünye ilçesinde doğduk. Halbuki köyümüz var ama 70 yıllık veya 80 yıllık dedemiz zamanında Ünye'ye göç etmişiz. Ünye Çamurlu Mahallesi'ndeki evimizde doğduk. Dedemiz manifaturacı esnaflarından Dursun Çavuş derlerdi. Gayet eskiler tabii, şimdi bunların hepsi rahmetlik oldu. Tanınan bilinen bir eşraflardandı. Evet. Amcalarım ve babamız gene Ünye'nin tanınmış esnaflarından. Sarılar deyince işte Hacı Musa Sarı babamızdı. Sergicilik yapardı Büyük Cami'nin, eski Büyük Cami'nin Evet. kenarında. Amcalarım da manifatura kökenli, gene dede mesleğini yapan esnaflardı. 1976 yılında abim ufak bir mağazayla köprü başında, bugünkü adıyla Liseler Mahallesi'nde ticarete başladı. O zamanki tuhafiye dediğimiz iplik, yün, eskiler daha iyi bilir, iplik, bobin, boncuk vesaire diye geçer. Ama ticari kökenimiz bu. Ben İnönü İlkokulu'nda ilkokulu okudum. İmam Hatip Orta Kısım'da ortaokulu okudum. Ünye Lisesi 1983 mezunuyum. 1983 yılında üniversiteye, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Enerji bölümüne 1983 yılında girdim. 1988 yılında vatani görevimizi Güneydoğu'da özel harekatta vatani görevimizi yaptık. 1989'dan beri Ünye'de gene büyüklerimizin yanında, babamızın, abimizin yanında ticaretin en küçük noktası olan sergicilikten ticarete başlayarak zaman içerisinde değişik sektörlerde, gıda sektöründe, beyaz eşya sektöründe, mobilya sektöründe satıcılık, aynı zamanda fındık ticareti, o günkü tarım ürünleri ticareti yaptık. 2005 yılından sonra profesyonel olarak inşaat sektörüne, şirketimizi, inşaat grubu şirketimizi de kurarak devam ediyoruz. 16-17 yıldır aynı şirket üzerinden. Evet. Sarı Kardeşler Yapı İnşaat, kısaca logolu adıyla tescilli marka olarak Saryap İnşaat Grup olarak yapıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 5-6 daha hani sektör var. 2020 yılında kurduğumuz Teta Home Art diye uluslararası tescilli olan bir mobilya fabrikasıyla da üretim noktasında mobilya üretimi ve bunu yaparken de tescilli bir marka, uluslararası standartlarda TSE Esas belgeli. sürpriz zaten oydu. Evet. ISO 9000 belgesi olan, ihracat
yapan, ihracat belgesi olan bir firma olarak da üretim sektöründe devam ediyoruz. Tabii üretim devam eder mi, biter mi? Ticaretimiz devam eder mi? Hasbelkader yaşımız itibariyle biz benden sonra gelecek olan kuşaklar, oğlum da inşaat yüksek mühendisi, aynı zamanda dış ticaret uzmanı, yurt dışında dış ticaret okuyarak bu sektörde beraberce, kardeşlerimle beraber devam ediyoruz. Bir aile şirketi, Sarı Kardeşler Şirketler Grubu, yaklaşık 6-7 tane şirketi bileşkesi olan bir grup. Bunların içerisinde inşaat sektörü ana grubu temsil ediyor. Mobilya sektörümüz, şu anda üretim yaptığımız ana grubu temsil ediyor. Bunun yanı sıra Samsun'da yine inşaat sektöründe, yapsat sektöründe devam ediyoruz. İstanbul'da şirketlerimiz yine devam ediyor. Turizmle ilgili bir şirketimiz var. Onlarda da aktif olarak şirketimiz devam ediyor. Faaliyet alanlarımız her ne kadar inşaat olsa bile çeşitli ticaret, alım-satım ve yurt dışı alım-satım, ihracat, ithalat dediğimiz gruplarda da işimize devam ediyoruz. Her geçen gün büyümeye çalışan, kendini geliştirmeye çalışan, Ar-Ge çalışmaları olan, uluslararası konjektürlere uygun ticaret yapılanmasını oluşturmuş olan, olmak isteyen de bir grup olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Şimdi Abla Bey, tabii ki bu anlattıklarınızdan tam çekirdekten doğmuş bir Saryap var. Ticaretin tabanından gelip şu anda istediği hedeflere doğru yükselen bir Saryap'tan bahsediyoruz. Peki Saryap teknoloji anlamında da yatırımlar düşünüyor mu? Şimdi şöyle, biz 2015 yılında üretim şirket olarak üretim kararı aldık. Çeşitli Ar-Ge çalışmaları yaptık, araştırma çalışmaları yaptık. Teknolojik üretimler nedir bunlar? Gücümüzün ve aklımızın becerebildiğimiz kadar pahada ağır, yükte hafif dediğimiz üretimle olan, yani teknolojisi, KDV'si ve katma değeri yüksek olan ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var, halen devam ediyor. Ancak Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı bir ekonomik kriz ve pandemiden dolayı da bu faaliyetler şimdilik yolunda gidiyor ama nihai hedefine ulaşmış değil. Dolayısıyla Amerikalı bir partner grubumuz var. Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Mobilya ihracatı. Partner grubumuz var. O grubun bizden olan talepleri var. Bir de Katar kökenli bir firmayla iletişim halindeyiz. Onlarla ilgili hem yurt içi yatırımları hem yurt dışı yatırımları ile ilgili bir çalışmamız var. Ancak bahsettiğim gibi Türkiye'de son birkaç yıldır bir ekonomik kriz ve pandemiden dolayı uluslararası yatırımlar kendini biraz askıya aldı. Ancak pandeminin bitiminden sonra herhalde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten ben o bağlamda da şunu da sormak istiyorum size. Çünkü yurt dışına da açılıyorsunuz. Çünkü bunu da planlamışsınız zaten. Partner gruplarınız da var. Peki ekonomik krizlerden de bahsettiniz. Türkiye'nin mesela üretim politikasındaki uygulamaları nasıl, beğeniyor musunuz? Yani sizin mesela yurt dışına açılmanızda önünüz açılabiliyor mu? Yoksa belli bir noktada kilitlenme oluyor mu? Şimdi şöyle, bazen krizler aslında yani biz vakayı hayriye, Osmanlı'dan tabir gelince bazen hayırlı vakalar olarak şey yapıyor. Türkiye uzun yıllardır geçmişte ithalat yapan, teknoloji üretmeyen, teknolojiden üretmekten de çok böyle üzerine düşmeyen, üretim maliyetlerini ve Ar-Ge çalışmalarını çok yapmayan bir ülke konumundaydı. Ancak malumunuz 2004 yılından sonra savunma sanayi güçlendirmesi, savunma sanayisindeki çalışmalar, en nihayetinde bunun sembol ismi olan Bayraktar grubun bir İHA ve SİHA çalışmaları, şöyle baktığımız zaman dünyadaki savaş dengesini değiştiren bir çalışmalar. Bu genç, yerli ve milli dediğimiz genç arkadaşlarımız, eğitimli arkadaşlar SİHA'yı geliştirdiler. Dünyada bu teknolojiye sahip 3 ülkeden bir tanesi Türkiye oldu.
Yabancı makalelerde de göze çarpıyor. Daily Mirror, biz yabancı makaleleri de çok okurum ben bu arada. Daily Mirror gazetesinin bir yazısı vardı. 14 trilyon dolarlık tank teknolojisini yok eden bir SİHA'dan bahsediyoruz. En son nihayetinde Karabağ Savaşı'nda da bu teknolojiyi görüyoruz. Evet. Şimdi dünyada çok örneklerini anlatıyoruz. Aslında teknolojik yatırımlar, beyinler ve beyin göçleri dediğimiz yapıyı aslında çok iyi irdelememiz lazım. Türkiye'deki Türk halkımız geçmiş uzun yüzyıllardır bilim adamları üretmişiz ve dünyada hala bunlarla ilgili makaleler ve kitaplar batıya aydınlanma çağını açan yapılardır. Mesela El-Biruni dediğimiz, El-Cabir dediğimiz bu isimler cebirin atası, yani matematiğin atası olan İslam alimleri var, Türk alimler var, İbn-i Sina, Farabi gibi. Birçok ismini sayabileceğimiz var. En nihayetinde ilk uçak denemesi dediğimiz, onun başlangıcı olan Hazarfen Ahmet Çelebi'nin bir uçuş macerası var. Ama biz bunlardan çok faydalanamamışız. Batı sanayi devrimini yapınca bunlardan gayet iyi bir şekilde faydalanarak dünyada devşirme dediğimiz, işte kafası çalışan, üretebilen, zeki insanları alıp kendi ülkelerinde onlara imkan verip o teknolojileri üretmiştir. Çok ilginç bir şeydir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve oralı olduğunu iddia eden birçok bilim adamlarının kökeni aslında Amerika Birleşik Devletleri değildir. Çok ilginç de en son tekrar ediyorum. Güney Afrika'dan, basit bir örnek söyleyeceğim herkesin malum olduğu için, Güney Afrika'dan master için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş olan Elon Musk dediğimiz, bugün dünyanın en zengin insanlarından biri olarak da addediliyor. Ama bugün uzay teknolojisinde çığır açmış bir isim. Nedir bu konu diye araştırıldığı zaman aslında bu insanların çok böyle geçmiş kökeni, uzun yıllar kurumsallığı olmayan zeki insanlar. Ama aynı kişi bugün uzaya dolmuş attı gibi, efendim otobüs gibi yarın uzaya araç gönderme denemesi yaptı. Bugün roketi fırlattığı zaman tek bir seferlik değil de aynı roketi geri kendi istasyonuna getirebilen bir teknoloji üretti. Bu kişi mutlaka bunun faydasını görüyor ama bu tip Türk gençlerinin de artık bulunup getirilip ve yerli olarak üretilmesi lazım. Şimdi konumuzun özüne dönünce Türkiye'de ihracata yönelik devletimizin çok büyük teşvikleri var. Çok büyük de imkanları var. Evet. Ve faydalı olan, fayda sağlamaya çalışan birçok özel yardımlar da var. Maddi olarak ve hukuki olarak, bürokratik olarak çok ciddi faydaları var. Örnek vermek gerekirse bizim teşebbüs ettiğimiz Amerika'da şirket kurma, Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket kurma teşebbüsünde devletimiz bize teşvik ediyor. Aynı zamanda bizim şirketimiz İhracatçılar Birliği üyesi. Evet. Ünye'den birçok dış satış yapılmıştır ama bir nihai ürün, yani bir mobilya üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne satılan belki ilk firmayız. Ben de onu diyecektim. Şimdi fındık sektöründe tamam, belki bir, evet, daha önce vardı ama mobilya üzerine herhalde, evet, siz ilksiniz değil mi? Evet, ilkiz ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne her ay 2 konteyner, 3 konteyner dediğimiz ürünü göndermekte. Yaklaşık ülkemize ve ünyemize de ciddi bir döviz girdisi, evet, sağlıyoruz. Sonuçta burada da istihdam ediyoruz. Bu sistemin içerisinde aslında baktığımız zaman partner bulmak, çünkü internet teknolojisinde partner bulmak, oradaki alıcıyı bulmak çok zor olmuyor ama tesadüfler de var. Uğraşmak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Ama şöyle baktığımız zaman Türkiye'den Amerika'ya mal gitmiş, gitmemiş diye bir şey yok. Ama bölgemizden gitmemiş. Evet. Yani mobilya üretimi, evet, Türkiye'de ciddi mobilya ihracatçısı da bir ülke, dünyada şu anda 8. boyutta. Ama gelecekte ilk 5'in içine girebilecek potansiyeli olan da bir ülkemiz var. Ama dünyadaki mobilya üretimiyle ilgili mobilya sektörünün toplam büyüklüğü 800 milyar dolar. Türkiye halihazırda bunun yaklaşık 7-8 milyar dolarını karşılayabiliyor dünyadaki ticaret hacminin.
Demek ki şu anda %1'ini çok düşük bir rakam. Düşük bir rakam. Ama buradaki Türkiye'nin önündeki 7 büyük ülkeye baktığımız zaman diğer atıyorum büyük bir çoğunluğunu sağlıyorlar. Bunun başında Çin, Hindistan, Endonezya ve İtalya gibi, Fransa gibi ülkeler geliyor. Dolayısıyla dünyada gelişen nüfus artışından ve konut yapılarından ve teknolojiden dolayı bizim ahşap dediğimiz ya da mobilya dediğimiz sektörün aynı tekstil gibi, otomotiv sektörü gibi, makine üretim sektörü gibi önü açık. Dolayısıyla katma değeri de çok yüksek olan ürünler olduğu için bizim oralara mal göndermemiz Türkiye'nin döviz girdisi ve ihracat açısından gayet önemlidir. Sadece mobilya mı, diğer sektörler de var mutlaka. Ama biz bir Karadeniz bölgesinde tahmin ediyorum. Çünkü Karadeniz bölgesinde Ordulu bir firma daha önce bir gönderim yaptı Amerika'ya. Biz de ikinci bir firmayız. Yani bölgemiz olarak söyleyeyim. İhracat yapan ikinci bir firma pozisyonuna geldik. Tabii bu üye için yeterli midir? Değildir mutlaka. Bununla ilgili daha çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ama bu satışların devamını inşallah getirip oralarda da kendi markamız, yani Teta Home markasını, biliyorsunuz uluslararası bir marka, Teta Home markasında Amerika Birleşik Devletleri'nde orada tanınan, bilinen ve tercih edilen bir marka olma yoluna dahi götüreceğiz biz. Böyle bir teşebbüsümüz var, böyle bir çalışmalarımız var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri mi? Hayır. Bu Azerbaycan'la ilgili de çok ciddi bir çalışmamız var. Ve diğer ülkelerde gerek Katar olsun, Cezayir olsun, ülkelerde temaslarımız var. Ama pandemiden sonra bunlar yavaş yavaş belirginleşecektir. Oralarda da mal göndereceğimize inanıyorum. Almanya'da ve Fransa'da da bir çalışmamız var. Yani buradan o zaman ticaretteki başarınızın arkasındaki önce kurumsallaşma. Evet. Zaten güven unsuru zaten kurumsallaştıktan sonra zaten oluşuyor. Evet. Ve cesaret de oluştuktan sonra bölgemizden aslında birçok firmanın inşallah yurt dışına İnşallah vesile olacağız, yardım inşallah. Olacağız. Herkes birbiriyle el birliğiyle, güç birliğiyle bunları yapabilir. Ve devletimiz de gayet bunlarla ilgili bir teşvikleriyle yardım ediyor. Şöyle ifade ederek söyleyeyim. Yani biz İhracatçılar Birliği'ne müracaat ettiğimiz içerisinde 2 gün içerisinde belgemizi alabildik. ISO 9000 belgemizi, eskiden aylarca ve yıllarca süren bir belge alımı gayet hızlı bir şekilde alınabiliyor. Devletin bununla ilgili kurumları olan KOSGEB olsun, diğer kurumlar olsun, ihracatçılar birliği olsun, gayet hızlı bir şekilde sonuca gitmemize sebebiyet veren yardımlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla bu noktada baktığımız zaman aslında bölgemizde ihracat, her ne kadar büyük şehirlere uzak olsak bile, temel tüketim yerlerine uzak olsak bile artık ihracatlarımızı yapabilecek ve dış satımlarımı yapabilecek bir konuma gelebiliriz yani. Yani o zaman buradan en azından sektör bazında sizin gibi Saryap gibi firmalar ortaya çıktığı müddetçe de biz bir nebze olsun beyin göçünü de önlemiş olacağız. Asıl sorunlarımızdan bir tanesi, yani imkanlar verildiği zaman Necip Türk milletinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız bir önceki gün bir hedef koydu. 2023 yılında uzaya Türk vatandaşını, yani Ay'a Türk vatandaşımızı gönderebileceğimizi söyledi. Bu bir hedeftir. Tabii ki. Bir çalışmadır. Dolayısıyla bizim de bu noktada toplum olarak bu çalışmaları takip etmemiz, destek olmamız, beyin olarak da, yani benim üniversiteden arkadaşlarımın çoğu Amerikan üniversitelerinde bugün akademisyenler, yani profesörlerdi. Bu arkadaşlarımızdan birkaç tanesi de Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetine icap ederek Türkiye'ye geldi, bilimsel ve akademik çalışmaları devam ediyorlar. Evet. Hatta bunun içerisinde üniversite rektörü olan mikrobiyoloji çalışmasında, nükleer enerji konusunda, gayet uranyum zenginleştirilme konusunda çalışan bölüm arkadaşlarımız var. Okul arkadaşlarımız var üniversiteden. Dolayısıyla o arkadaşlar da artık yani Türk milletinin neler yapabileceğini düşünerek
Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icap ettiler ve Türkiye için çalışıyorlar. Ama bu zamana kadar neresi için çalıştılar diye sorguladığımız zaman Batı ülkeleri için çalışıyorlardı. Niye? Teknolojilerini o ülke için, evet, o ülkenin faydasına kullanıyorlardı. Belki oradaki şirketlere para kazandırıyorlardı. İmkanlar da daha fazlaydı. Ama bu imkanlarımız artık Türkiye Cumhuriyeti'nde, evet, veriliyor. Yani devletimiz artık bu imkanları veriyor. Tabii her şey paradır, değildir, maaştır, gelirdir. Orada daha iyi yaşam standartlarıdır. O ayrı bir konudur ama devletimizin bakış açısı da artık bu noktada çok müsbet. Dolayısıyla bizim gibi firmaların, Anadolu'dan çıkmış firmaların, şirketlerin, kurumların, kişilerin artık hedeflerinin yurt dışı satımlar, yurt dışı mamul üretme ve bunun doğrusunda da Ar-Ge çalışmaları olması lazım. Sonuçta bir emektir, bir, evet, uzun bir yoldur. Merhale kat etmek kolay bir iş değildir ama sonucuna ulaşılabileceğini gayet iyi biliyorum. Bugün Türkiye'de üretim son aylarda ve yıllarda baktığımız zaman ihracatımız çok hızlı bir şekilde artıyor. Buna rağmen ithalatımız çok artmıyor. Yani dolayısıyla o bizim bütçe açı dediğimiz kavramlar da yıllardan beri sorun olan bütçe açını da inşallah bu şekilde de kapatırız. Ve bu sefer de herhangi bir dış etkenlerden etkilenmeyen, kendi ekonomisini, kendi para politikasını uygulayan bir devlet konumuna da gelebiliriz. Bugün dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama hedefimiz belki ilk 10'a girmek. İnşallah yakın gelecekte de bu ilk 10 büyük hedef, ülke hedefine de ulaşırız diye düşünüyorum. Ancak tabii burada sadece devletin gayreti değil, toplumumuzun da buna gayret etmesi gerekiyor. Yani devleti idare edenler sadece onların karar vermesi veya yapması değil, genel itibariyle topluca bir üretici olmamız lazım. Nedir bu üretim? Bir tanesi imalathanesiyle üretim yapar, bir tanesi satışıyla ilgili üretim yapar, onun ticaretini yapar. Ama hiçbir şey yapamıyorsak da tarım politikamız, yani tarımımızı üretebiliriz. Şimdi zaten fındığımızı üretebiliriz, atıyorum kivimizi satabiliriz, diğer seracılık yapabiliriz, kesme çiçekçilik yapabiliriz. Bölgemizde ne yapabiliyorsak herkes kendine göre bunları olgunlaştırması zaten gerekiyor. Zaten ben o konuda da zaten size sorum olacaktı. Ben de tabii cümlenin bitmesini bekledim. Şimdi tabii ki büyüyen bir kurumsunuz, kurumsallaştınız. Tabii ki ticari faaliyetleriniz arasında örneğin şimdi şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Ordu Büyükşehir olduktan sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler de tarıma inanılmaz bir atılım yaptı. Siz de sektör olarak tarımın içine girmeyi düşünüyor musunuz? Tarımla ilgili, tarım politikası ile ilgili de düşüncelerinizi almak istiyorum bu konuda. Şimdi bakın dünyada bunu ben söylemiyorum sadece. Bill Gates de söylüyor. Bill Gates'in Davos toplantılarında özellikle söylediği bir şey var. Dünya tarımsal bir kıtlığa girecek. Yani gıda kıtlığı oluşacak. Son yıllarda da özellikle gıda politikalarında baktığımız zaman marketlerdeki gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir artış var. Ama baktığımız zaman bir özelinde şöyle bir şey var. Tabii ben siyasi belki bir konuşma değil de şuradan yola çıkarak söylemek istiyorum. Bugün son günlerde konuşulan 35 liradan 80 liraya çıkan bir ayçiçek yağı fiyatından bahsedelim. Evet. Çok basit bir denklem kurmak için söylüyorum. Aslında kimse olayın özünü sorgulamıyor. Nedendir diye sorguladığımız zaman, yani bu stokçular mı bu fiyatı yapmışlar, yoksa marketçiler mi bu zamı yapmışlar, efendim üreticiler mi bu fiyatı geliştirmişler? Hayır, araştırdığımız zaman aslında şöyle bir şey çıkıyor. Geçen yıl ayçiçek yağlı tohumlar ya da yağlı tohumlar dediğimiz ham maddesi, yani ayçiçek yağını ya sıvı yağın ham maddesi dediğimiz maddenin dünyadaki fiyatını kuraklıktan veya üretim noksanlığından dolayı bir azalma var, üretim azalması. Evet. Dolayısıyla dolar bazında fiyat iki katına çıkıyor. Ham maddesinin. Yani kanola yağı ham maddesinin, ayçiçek yağının ham maddesinin. Şu basit bir mantıkla yürütelim. İki katına çıkıyor. Dolayısıyla bunu yağa dönüştüren üreticiler
bu ham maddeyi atıyorum 100 dolara alıyorlarsa 200 dolara çıkmış. 200 dolar, evet. Dolayısıyla bir fark oluşmuş. Evet. Dolayısıyla bunlar da nihai tüketiciye, yani bakkala, markete ve vatandaşın alımına bu etki olarak yansıyor. Geçmişte bunları neyle yaşadık? Patates, soğanla yaşadık. Evet. Geçmişte fındıkla da yaşadık. 5 liradan fındık 20 liraya çıktı. Kıtlık oluştu. Niye? Don vardı. Fındık mahsulü az çıktı. Arz ve talebe göre fiyat şekillenmesi oldu. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir barem var. Şimdi çok ilginçtir. Geçen yıl ben inşaat grubunda ana sektörümüz olduğu için 380 dolar artı KDV olan geçen 2020 Nisan ayındaki demir fiyatı bir anda neye çıktı? 660 dolar artı KDV'ye çıktı. Evet. Dolayısıyla 2800-3000 lira bandında olan ton fiyatı demirin 6000 liraya çıktı. Demek ki uluslararası bu borsalardaki fiyat dengeleri bizi etkiliyor. Dolayısıyla bizi etkileyince de biz bunlardan mağdur kalıyoruz. Şimdi gelecekte dünyada gıda kıtlığı oluşacak. Bunu Bill Gates söylüyor. Evet. Az önce de bahsettim. Hatta izleyenler açıp baktığı zaman Cüneyt Sapsu Davos'taki toplantıdan sonra bunu da açıkladı. Dedi ki dünyada bir kıtlık oluşacak. Tarih boyunca da hep böyle kıtlıklar oluşmuş gıda noktasında, üretim noktasında. Küresel ısınmanın etkisi var, fazla tüketimin etkisi var, insanların fazla talep etmesinin etkisi var. Bir etki var sonuçta. Ama burada ilgili ana konu nedir? Buradaki sıkıntının ana konusu üretim. Ne yapıyorsunuz? Kendinize yeterli değilse üretim, ithal ediyorsunuz ya da dışarıdan satın alıyorsunuz. Bir kıtlık var, aynı zamanda kara borsa oluşuyor. Evet. Buğday da olacaktı, devlet bir önlem aldı, buğdayını ithal etti. Orada bir TMO stoklarına girdi. Un fiyatlarında çok ciddi bir artış olmadığını zannediyorum, çok da emin değilim. Ama 2021 buğday mahsulü ne olur dünyada bilmiyoruz. Şimdi bu tabii ülkeler politikası, evet, gıda politikası ama gelecekte bir gıda kıtlığı var. Bunu kaçınılmaz bir gerçek. Dünyayı yöneten üst akıl veya dünyadaki bu işin uzmanları bunu söylüyor. Gıda kıtlığı olacak. Şimdi bölgemize geldiğimiz zaman bizim ana üretimimiz fındık. Evet. Biz fındığı, şimdi son yıllarda da çok sevindirici gelişmeler var. Fındık fiyatımız kademeli olarak 20 liranın üzerine çıktı. Evet, insanlar da toprağa artık bakım yapmaya başladı. Hangi noktada bakım yapmaya başladı? Benim elimde atıyorum 10 dönüm bir bahçem var. Ben buradan 1 ton fındık alıyorum. Ben vatandaş olarak ben düşünüyorum ki benim 10 ton fındığım, 1 ton 10 dönüm yerden 1 ton aldım. Babadan ataerkil geldim. İşte zamanında gübresini attım veya atmadım. İşte bahçelamasını çok iyi yaptım, yapmadım. Babadan, dededen gördüm, usulle yaptım. En nihayetinde de bahçeye girip fındığımı topladım. Bir noktada diyorum ki ben 1 ton 10 dönüm yerden 1 ton fındık alabiliyorum ortalama. Ama biz şunu ne yapabiliyoruz? Diyoruz ki İtalya'da 300 kilo, İspanya'da atıyorum 350 kilo üretimi, 400 kilo üretimi nasıl alabiliyor ton dönüm başına? Demek biz bunu 10 dönüm yerden 1 ton fındık değil de atıyorum 2 ton fındık nasıl alabiliriz? Bu da üretim artışıdır aslında. Evet. Mantık olarak baktığımız zaman. İşte diyoruz ki biz bahçemiz var, yeterlidir. Bu kırsaldaki yaşayan insanlarımız için. Devletin de bunun teşvikleri var. Örnek var arkadaşlarımızın, inşallah onlar da bu programına katılırlar. Kendi yaptıkları ile ilgili, üretimle ilgili konuları anlatırlar. Büyükşehirimizin bundan 2 yıl önce başlattığı bir çalışma var. 1,5 yıl önce, 2 yıl önce bir çalışma var. İşte koyun desteği, efendim kaz yetiştiriciliği desteği, evet, tavuk yetiştiriciliği desteği, yumurta üretim desteği, sera desteği, kivi desteği, işte ceviz desteği gibi destekler var. Tam detayını bilmiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, hocamız Hilmi Bey'e çok teşekkür ediyorum bu noktayla ilgili. Ben Büyükşehir'in bu politikasını gayet olumlu buluyorum. İnşallah insanlarımız inşallah bunlara da katkı da sağlarlar. Kendileri yeterli talepleri alırlar. Yani şunu demek istiyorum, üretici olurlar. Hangi noktada? Bilinçli ve bilimsel üretici olurlar. Çünkü onların bilimsel desteklerini de veriyor. Bir arkadaşımız koyunculuk desteği almıştı. Sonra başka yerlerden de cins koyunlar getirdi. Bugün gayet iyi. Bu da eğitimci bir arkadaşımız.
ağılın başında, biz ağıl deriz koyun üretilen yeri, başında duran bir arkadaşımız, yakinle de görüşüyoruz, hocamız. Bununla ilgili çok ciddi bir üretim yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim, belki 150-200 baş hayvan, şey, koyunla başladı bir işe, bugün binlere doğru getirmeye başladı ve kısa sürede bu üretimi yaptı. Demek ki yapılabiliyor. İkincisi, kaz üretimi yapan arkadaşlarımız var. Büyükşehir'in desteğiyle gayet buradan da gelir elde ettiklerini düşünüyorum. Şimdi kırsalda üretilen yumurtanın tanesi 1,5 TL. Masrafa baktığımız zaman 3'te 1 oranında dahi yok. Öyle bir arkadaşı da hatırlıyorum ki gene 1000 tane tavuk üretiyor. Çok basit bir yerde, çok da büyük maliyetler olmaksızın, doğal olarak yetiştiği için sadece akşamları ve sabahları yem veriyor. 800 bin tavuktan 800 günlük yumurta alabiliyor. Ve bunu toplam olarak 1,25 kuruşa sattığı zaman eline geçen payın aylık dönüşümü bugün genel müdür maaşıyla eşit. Evet. Yani baktığımız zaman gayet iyi bir gelir elde edilebildiğini düşünüyorum. Ve insanlarımız artık bunları görüyor. Şimdi asıl sorunumuz şu. Ünye'den 1900 bizim yaşadığımız yıllar itibariyle söylüyorum kendi şahsıma. Benim de birçok, sizin de dahil aynı yaş grubundayız. Birçok arkadaşlarımız şeye gittiler. Yani Ünye dışına yerleştiler. Gerek okuma sebebiyle, gerek memuriyet, gerekse iş ve çalışma alanları itibariyle, gerekse ticaret alanlarıyla Ünye dışına gittiler. Bakın Türkiye'de Sivas deniliyor. İstanbul'da yaşayan en büyük nüfus olarak söyleniyor. İkinci Ordu ili deniliyor. Evet. Bölgemiz adına konuşuyorum. Ama Ordu ilinin bana göre belki Sivas'tan daha önce de olabilir. Yani tam baktığımız zaman. Üçüncü sırada da Giresun görünüyor. Çok ilginçtir. Ama 1970'lerde Ordu nüfusunun toplam il nüfusu 1970 sonu 80'lerin başında 1 milyon 600 binken bugün 763 bine çıktı. Ordu il nüfusunun toplam nüfusu. Ama 1980'lerde Türkiye nüfusu 60 milyonken Ordu il nüfusu 1 milyon üzerindeydi. Korkunç bir göç verilmiş. Ünye dışı, şey, Ordu dışına, Ordu il dışına. Genel olarak. Evet. Evet. Şimdi bu istatistikler aslında çok önemli bir veridir. İstatistikleri çok iyi yakalamak lazım. Ve ona göre de hareket etmek lazım. Son günlerde sevindirici bir haber, son yıllarda o il nüfusumuz artıyor, ilçe nüfusumuz artıyor. Yani 131 binlere çıktı Ünye'mizin ilçe nüfusu. Bana göre de kaydını hala bölgemize almayan, ihtiyaç da hissetmeyen büyüklerimiz var, hemşerilerimiz var. Bugün bölgemizde, köyünde, kasabasında veyahut da ilçemizde yaşıyorlar. Bir kısmı da tarımla iştigal etmeye başladı veya başka sektörlerle iştigal etmeye başladı. Ama nüfus kaydını büyük şehirlerden Ünye'ye taşımadılar şimdilik ama. İnşallah taşırlar. Bu hem bölgemizin nüfusu açısından hem de ilimizin devletten aldığı pay açısından da çok önemli. Mutlaka. Sayın belediye başkanlarımız bunları da çok söylerler. Yani nüfusunuzu, kaydınızı alın ki biz de ona hem hizmeti size veriyoruz ama devletten payımızı yaşadığınız veya kaydınız olan şehirler alıyor. Dolayısıyla bu bir haksızlığa da sebebiyet veriyor. Geçmişte belediye başkanlarımız bu nüfus sayımı adreste yazılırken bunlara çok kampanyalar yapılırdı. Daha dün gibi hatırlıyoruz bunları. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız buradan çok daha farklı noktalarda kayıtlarını alarak hem bölgemizin nüfusunu biraz daha artırırlar ve gelir. Şimdi istatistikler şu çok önemlidir. Göç alan bölgelere yatırım artar. Geleceğimiz noktaya da gelelim. Göç alan bölgede kayıtlara göre, verilere bakarlar. Der ki atıyorum Ünye göç alıyor. Çok güzel. O zaman Ünye'ye yatırım yapar. Hangi yatırımı yapar? Hangi yatırım? Sınai yatırımı yapar. İstihdam yatırımı yapar. Teşviklerimiz var. Beşinci bölgedeyiz. Devlet gayet güzel teşviklerimiz veriyor. Bunlardan faydalanmak isteyen yatırımcılarımız gelir. Bunlar da o zaman ne yapar? Bu bölgenin istihdamı ile ilgili çok ciddi katkılar sağlar ve işsizlik dediğimiz olgumuz da olur, kaybolur ve herkesin cebine de para girmeye başlar. Peki o zaman göçün önlenmesi, bölgemiz adına konuşuyorum. Çünkü Karadeniz bölgesi tabii ki başlı başına göç veren bir yer. Fakat bizim
bölgemizde göçün durması adına şu anda mesela bir organize sanayi bölgesi yapımı söz konusu. Yıllardan beri bir acı bir yara. Hala Evet. yapılmadı. Tabii tabii kabul 30-35 etmemiz seneden lazım beri bunu. bitmesi gereken bir şeyken bitmedi halen. Liman var mesela şu Evet. anda gündemde. Bunun yanında tabii ki bazı doğal olarak da kaynaklarımız da var. Örneğin bölgemizde kil var. Kil, evet, curcumin dediğimiz. Buralara yapılacak olan yatırımlar göçü durduracağına zaten inanıyoruz. Siz de bir Kesinlikle. ticaret insanı olarak bu konudaki düşünceniz ne? Biz de evet bu sektörün içindeyiz. Göçün durması için de bu yatırımlar olmazsa olmaz dediğiniz noktada siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi efendim aslında tarihi bilmek çok önemli bir şeydir. Yani geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez diye bir atasözümüz var. Biz bölgemizin tarihini çok iyi bileceğiz. Tarihimizde de övüneceğimiz de bir tarihimiz var. Bölgemizin binlerce yıl öncesine dair yerleşimlerimiz var. Yani bugün Midrebul dediğimiz yer aslında bir Roma pagan kültürün Roma'dan önce yaşamış olan pagan yerleşimlerinin bir yeridir. İskitler burada yaşamıştı. Binlerce yıl önceden bahsediyorum. Daha dinler yayılmamışken bahsediyorum. Milattan önceki yılları bahsediyorum. Burada bir Roma kenti var. Midriapolis. Yani oradan kalan bir Midrebolu ismimiz dahi var. Tabii bugün o yerleşimler yok tabii. Tarih öncesinde kalmış. Ancak şöyle yakın tarihimize baktığımız zaman 200 yıl, 300 yıl öncesine baktığımız zaman Türklerin bu bölgeye yerleşimleri bir danışmentlilerden geliyor. Bunun Akkuş'un tuzak köyü, orası bir şehitliktir aynı zamanda. Bunu tarihçilerimiz çok iyi anlatıyor. Ama bölgeye baktığımız zaman 3 tane aksımız var. Bir deniz yolu aksımız var. Ulaşımı yapan bir kolonileşme dediğimiz, yani ta Fenikeliler döneminde bir kolonimiz var. Yani milattan önce 2000 yıllarda bir ticari şehrimiz. Burası ticaret şehri. Ünye'miş için konuşuyorum. Zaten Ünye'nin ismi de Onea'dan, Oney'den gelen bir isim. Sonra Ünyeleşmiş. Osmanlı döneminde Ünye olmuş. Hatta Romalılar, yani Bizans döneminde de Ünye ismi olarak anlatılıyor. Meşhur olanlarımız var. Nedir meşhur? İşte gelmez olduğu Ünye şarapları diye bir manzumelerimiz de var. Demek ki çok iyi bir o zamanki Bizanslılar döneminde bir şarap üretim bölgemiz var. Yani tarım o zaman bile Evet, bölgemizde bir var. numaraymış ya. Şimdi bir de şöyle bir şeyimiz var. Bir ticaret neyle yapılıyordu? O zaman karayolu taşımacılığı, tren yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığımız yok. Yoktu. Tek taşımacılık deniz yolu Evet. taşımacılığı. Peki o zaman bir de hepimizin bildiği bir İpek yolu var. Ta Hindistan'dan, Çin'den gelen baharat ve İpek yolu. Bu yolun bir uzantısı denizlere açılımı. Evet, bir tanesi Ünye'den geliyor. Daha Karadeniz bölgesine en doğru açılım Cenab-ı Allah bize vermiş. Canik Dağları'nın Akkuş üzerinden ya da o bölge üzerinden bir açılımımız var. Yani deve kervanları, katırlar, yani o zamanki kervanlar İç Anadolu'dan denize ulaşmak için Ünye'yi Ünye'yi seçin. kullanmışlar. Ünye aslında lojistik bir merkez. Baktığımız zaman lojistik bir merkez nedir? Denizciler gelir, hamamına girerler, işte kalma otelleri vardır, temizliğini yaparlar, işte orada kaldıkları gün kadar konaklama yerleri vardır, hanlar dediğimiz eski adıyla burada bir barınak var. Ünyemizin nüfusu o günkü dünya nüfusuna göre çok yüksek, yani metropol şehir gibi ve ekonomisi de çok yüksek çünkü ticaretten para kazanıyor. Dolayısıyla bu Niksar üzerinden gelen kervanlar Ünye'mizde konaklıyor ve Ünye'deki gemilere mal taşıyor ya da Ünye'ye gelen gemilerden mal alıp tekrar iç bölgelere götürüyor. Tuzdur, o günkü şartlarda çok değerli bir yapı. İşte Ünye'den ne ihraç ediliyor? Kendir, kenevir, yerli üretimimiz Evet. bunlar. İp, halat. Bugün İngiliz gemilerinin 1700'lü yıllarda İngiliz yelkenli gemilerinin halatları Ünye'de yapılıyor. Benim çocukluğumda ve çok bizim yaş grubumuz ve üst yaş grubu olan abilerimiz çok daha iyi bilirler. Kendir üretimi Evet, var. kendi üretimi yapılıyor. Dolayısıyla kendir yapan ipçi o günkü adıyla büyüklerimiz var. Ailelerimiz hala Ünye'de yaşıyor. Halen şu anda Evet. var yani bu. Dolayısıyla bu bir imalattır.
Daha yakın tarihimize geliyoruz. Ben kısaca özetleyeyim. Bunlardan geliyor ve manualar o günkü adıyla gemilerimiz geliyor. 1958 yılında başlayan karayolu ne kadar ki olan süreçten bahsediyorum. Tek ulaşım deniz yolu yani gemiler. Ta o zamandan liman kenti olduğu. Evet, tarihi boyunca liman kentimizdir. Evet. Bugün Galabuzu dediğimiz yer aslında kale bozuğu. Kelime anlamı budur. Yani orada bir kale var. Bir liman kalesi var. Hastaneden, eski hastaneden ünyeye doğru girdiğimiz zaman koy aslında bir doğal barınaktır. Yani gemiler orada kalıyor. Dolayısıyla o noktaya baktığımız zaman tarihimiz boyunca şöyle ben ünye eski tarihçilerini çok okudum. Sayın Hilmi Güler'in babasının yazdığı bir tarihçe de vardır. 1930'lu yıllardaki ünyede yaşarken kendisi. Ünye ile ilgili bir kitapçığı vardı, kitabı vardı Ünye ile ilgili. O kitapta da yazıyor. Ne ihraç ettiğimiz, mısırdı, fasulyeydi. Bakın bugün marka olmaya çalışan bir akkuş fasulyemiz var. Evet. Akkuş bizim eski nahiyemizdir. Eski adı da karakuştur. Yani karakıştan gelmedir. Yani çilader ve laleli bizim nahiyemizdir. Kumru bizim nahiyemizdir. Bizden ayrılmadır bunlar. Yani Niksar bizim 1938'e kadar nahiyemizdir. Niksar da bizimdir. Terme de bizimdir. Çok ilginçtir. Bunları bilmemiz lazım. Dolayısıyla bizim üretimimiz 1960'lara geldiğimiz zaman ünye tarihinde çok güzel görüyoruz. Bizde ailesi yaşıyor. Yakın dostumuz, arkadaşımız Tanlar'ın demir çekme fabrikası var. Dolayısıyla biz Karabük Demir Çelik 1958 yılında kurulmuş ama bizde 1960'lı yıllarda demir çelik fabrikamız var. Bugün yok. 1970'li yıllarda herkes bilir lastik fabrikalarımız var. Ayakkabı fabrikalarımız var. Bugün yok. 1980'lere geliyoruz. Diğer üretimlerimiz var. Bugün yok. Aslında bizim temel sorunlarımızdan bir tanesi organize olmayan üretim yerlerimiz. Yani organize olmayan sanayi bölgemiz. Ama 1980'lerde biz bunu söylemişiz. Ama 1990'lara ve 2000'li yıllara geldiğimiz zaman biz hala bugün inşallah ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak organize sanayimiz var. Ancak bizim gelişen bir de sanayi bölgemiz var Cevizler Havzası'nda. Kendiliğinden oluşmuş bir imalat bölgemiz var. Orada da kaydı sayılır bir istihdam var. Ve imalat sektörümüz var. Cevizler Havzası'nda, limanın karşısında. Şimdi ünyemizde tarihi limanlarımız var. O zamanki adıyla İSKİ'de. Ama 1980'lerde Allah selamet versin Şükrü Bey'in bakanlığı döneminde yapılan o günkü adıyla barıcı barınağı denilen ama bugün ihracat, ithalat yapılan kil ve çimento ihracatına ağırlık verdiğimiz. Buradan da Şükrü Bey'e saygılarımızı iletelim. Allah selamet versin. Allah sağlık, sıhhat versin Şükrü Bey'e. Rahmetli Refahettin amca, Refahettin Bey'e de ve tüm geçmiş siyasi büyüklerimize de kalanlara, yaşayanlara Allah selamet versin. Rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin. Bir liman çalışmamız var. Hini Bey'den, gene Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bahsediyorum. Evet, güzel bir çalışma yapılacak. Enver Bey'in adını koyduğu konteyner limanı ve Ünye Port diye. Güzel bir çalışma. İnşallah muvaffak olurlar. İnşallah. Herhalde faaliyetlerine devam ediyor. Liman geldiği zaman malumunuz buna bir yol, bir aks lazım. Hangi aks lazım? İç Anadolu'ya bağlanan bir aks. Mevcut yolumuzun iyileştirilmesi ya da yeni bir yol çalışması, dere içi yolunun çalışmasının en azından bir an önce inşallah ihtiyaca binaen yapılması gerekiyor. Ünye, Tokat, Niksar, Niksar, Tokat, Sivas ve Kayseri bağlantısı hatta Adana, İçer, Antep bağlantısını bir şekilde bununla sağlayabiliriz. Zaten liman yapıldıktan sonra bu olmazsa olmaz bakın, olacak zaten. Evet. Ünye-Niksar arası 110 kilometre. Bugünkü Canik Dağları'nın çıktığımız zaman. Ama bu dere içi yolu dediğimiz yol bu 110 kilometrelik yolu daha da kısaltıyor ve 2 saatte, 2,5 saatte Niksar'a iniyoruz. 4 saatte, 3,5 saatte Tokat'a varıyoruz ama Tokat-Ünye arası
1,5 saat veya 2 saat bir araç yoluyla gelinebilecek düzeye geldiği zaman Ünye'mizin şaha kalkışı inşallah o zaman olacaktır. Çünkü Ünye de jeopolitik olarak aslında çok elverişli bir bölge. İç Anadolu bağlantısı, Akdeniz-Karadeniz bağlantısı için ve lojistik olarak da çok büyük bir üs olabilecek. Bu lojistik dediğimiz zaman da tabii diğer sektörleri, taşıma sektörünü ve diğer sektörlerini tetikleyecek bir bölge pozisyonuna geliyor. Bunlar doğru şeyler. Bunları yapmak lazım. İnşallah siyasi büyüklerimiz, ünyemizi ve bölgemizi yöneten büyüklerimiz bunlarla ilgili gayretleri olduğunu biliyorum ve onlara da başarılar diliyorum bu peki noktada. Peki siz organize sanayi yapıldığında siz de organizeye evet, geçeceksiniz evet, değil mi? Evet, inşallah talebimiz var organize sanayi. Oraya geçtiğinizde de zaten herhalde sektörel bazında istihdam artmış imalathanemizin, olacaksınız. Evet, imalathanemizin mülkiyeti kendimizin orada da ruhsatlı bir şekilde devam ediyoruz. Cevizdere'de limanın karşısında bir arazimiz daha var. Orada da bir üretimle ilgili, farklı bir üretimle ilgili bir çalışmamız az önce bahsettiğimiz konulardan dolayı var. Sarıyap olarak yani istihdamı artırıcı evet. Her yerde olacağız. Elimizi taşın altına sokacağız yani, diyorsunuz. İnşallah. Bundan sonra i̇nşallah. Temel şeyimiz üretim. Yani yapmak, satmak, geliştirmek ve istihdam yaratmak. Yani asıl amacımız istihdam yaratmak. Yani memleketimizin çalışanlarına, girişenlere iş, aş sağlamak, vesile olmak. Aslında rızkı veren Allah'tır ama biz vesile olacağız sadece. Dolayısıyla bu bölgemizin ismini de Türkiye'ye ve dünyaya açabilirsek de ne mutlu bize. İnşallah. Yani bu noktadan hareket ederek söylüyoruz. Şimdi Abdullah Bey tabii ki ana faaliyet dallarınızdan biri inşaat sektörü olduğu için. Ben şimdi tabii ki biraz da Ünye'ye dönüp sizin sektörel bazdaki bazı konularınıza değinelim istiyorum. Mesela inşaat sektöründe bulunuyorsunuz. Büyük şehirde olduktan sonra bu yapı harçlarıyla ilgili işte otopark bedelleri, yol kullanım bedelleri gibi birçok harçlar var. Bunlar sizi inşaat sektöründe ne kadar etkiliyor? Yani büyük şehir olduktan sonra daha mı fazla etkilemeye başladı? Evet, şöyle ben hem Ünye'de hem Samsun'da, Atakum ilçesinde, hem de geçmiş İstanbul'da da ve şu anda bir çalışmamız var Alanya ve Mersin bölgesinde. Evet. Bir inşaat, yine yapsak türü bir çalışma. Alanya'daki turizmle ilgili bir çalışma. Burada mukayese ederek söylüyorum. Aslında mukayeseli olmak daha bir sonuca varıyor, daha iyi bir fikir ortaya çıkıyor. Şimdi uzun yıllardır Samsun'da yaklaşık 8 yıldır inşaat sektöründeyim. Evet. Yani Sarıyap aynı zamanda Samsun'da da var. Orada şirketimizin bir faaliyet alanı da var. Orada da yapsat yapıyoruz. İşte 2 gün önce inşaat temeli attık gene üniversite bölgesinde. Dokuya uygun bir yaklaşık 100 konutun üzerinde 1+1 rezidans çalışmamız var. Bunu da burada belirtmiş olayım. Ama şöyle bir nokta var. Harçlar ve rusumlara gelince biz üreticiyiz. Hani tüccar malını kaça alırsa ona göre satar. Evet. Yani 10 liraya alırsa 11 liraya satar. Aslında üretimin maliyeti önemlidir. Biz kaç liraya mal ettik? 10 liraya. Ha bizim kar marjımız nedir? 1 liraysa biz 11 liraya satarız. Aslında üretimdeki maliyet bu bahsettiğimiz harçlar, rusumlar, işgaliyeler ve diğer unsurlar bizim maliyetimizi arttırıyor. Yapı denetim harçları falan onlar da değişti. Ama bizim buradaki asıl sorunumuz biz ürettiğimizi nasıl satıyoruz? Şimdi son yıllarda özellikle inşaat maliyet girdileri, az önce bahsettiğim bir demir fiyatından örnek verdim. Yani 380 dolar artı KDV olan bir demir fiyatı 650 dolar ve artı KDV. Çıktı. Bu dolar bazında bir de doların artışı da vardı son yıllarda. Dolayısıyla maliyetlerin hızlı bir girdisi oldu. Piyasadaki maliyet artışı ister istemez ürün fiyatlarına yani konut fiyatlarına da bir etken oldu. Ama buradaki arttıran özellikler de büyük şehirlerin aldığı paralar, ilçe belediyelerinin aldığı paralar.
Şimdi normal rusumları devletler kanun koymuştur. Der ki harçtır bunun adı. İşte işgaliye harcı varsa, efendim bina iskan harcı, bina imar harcı gibi harçlar vardır. Şimdi burada her noktayı yükselttiğiniz anda normalinin üzerindeki bazen de Büyükşehir Meclisi'nin aldığı fiyat şeyler var, uygulamalar var, harçlar evet. var. Şimdi biz eskiden toprağımızı kendi kamyonumuzda ya da taşeron bir harfiyatçıyla anlaşıp toprak döküm yerine döküyorduk. Büyükşehir yasası oluştuktan sonra Orbel diye Büyükşehir'imizin bir şirketi kuruldu. Dolayısıyla meclis kararıyla da harfiyat harçları Orbel yetkisine verildi, toplama yetkisine. Biz her döktüğümüz, her taşıdığımız kamyona da aynı zamanda Büyükşehir'e para veriyoruz. Bu da maliyet. Evet, maliyet. Bu İstanbul'da da var, Kocaeli'nde de var, İzmir'de de var, Ankara'da da var. Bunu kabul ediyoruz. Yani bu bir uygulama. Yani evet. Ordu, Büyükşehir bunu kendi icat etmedi. Olanı uyguluyor. Evet. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir harçlar var. Ama bir de OSKİ'nin, yani o eskiden şey yaparken altyapı harcı dediğimiz kanalizasyon, su bağlama ve tekrar bağlama harcı var. Şimdi dikkat ettiğimiz zaman burada eşitlik dengesi çok önemlidir. Aynı harcı Samsun'da kaç lira veriyorsun? Benim örnek kaldım. OSKİ harcını Samsun'da kaç lira veriyoruz? Ordu'da kaç lira veriyoruz? Şimdi aradaki mukayese budur. Şimdi Samsun'da 5 lira verirken aynı işleme, evet. eğer Ordu'da 50 lira veriyorsanız bu adaletsizliktir. Evet. Eğer Samsun'da 10 lira veriyorsanız, Ordu'da da 10 lira veriyorsanız bu dengedir. Ama bu şehirler arası bu kadar uçurum olmaz. Sonuçta ben malımı satarken sadece Ünye'ye, Ünye'de yaşayana satmıyoruz konutlarımızı. Dışarıdaki arkadaşlara, İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan, İzmir'de yaşayan, Tokat'ta yaşayan, Sivas'ta yaşayan, Amasya'da yaşayan, hatta yurt dışında yaşayan insanlara da satmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir cazibe olması için bu sefer ne yapıyorum? Benim atıyorum yani Ünye'nin dükkanından konut almıyor vatandaş, Pasta'nın alıyor ya da Terme'den alıyor ya da Samsun Atakum'dan alıyor. Gelmiyor bu tarafa. Şimdi ben Samsun Atakum'dan daire satarken hiç Samsunlu'ya daire satmıyoruz. Amasyalı, Niksarlı, Tokatlı, Erbağlı neden Ünye'den almıyorsunuz da Atakum'dan alıyorsunuz diye sorguladığım zaman bir Ünye, Tokat, Niksar yolunu bize bahsediyor. Diyor ki ben oraya geleceğime diyeceğim diyor Samsun'a geçeyim diyor. Yani adam bir oradaki insanlar senede 3-5 mahsul aldıkları için o bölgede yaşayanlar veya ticaret yapan insanlar genelde parayı deniz kıyısında harcarlar. Ekonomik olarak. Yani bu bir doğasında vardır. Evet. Yani parayı nerede kazandığın değil harcadığın önemlidir. Aslında Ünye bir cazibe merkezidir. O bölgelerin parasını da çekmesi lazım. Konaklama olarak, turizm olarak, yeme içme olarak, gezmek, ticaret, alışveriş ve konut edinme olarak da konaklama olarak da bu parayı alması lazım. Ünye aslında böyle bir bölge. Dolayısıyla o bölgeden biz bunları cazip hale getiremezsek bizim o zaman bu bölgedeki nüfusu artıramıyoruz, satışı artıramıyoruz. Sadece benim konut satmam önemli değil ki bunun mobilyası satacak, mutfak eşyası satacak, efendim halıcısı, kilimcisi vesaire var. Bu elektrik var, su var, bunları harcayacak, doğalgazı harcayacak, Ünye'de gelecek, lokantada yemek yiyecek, evet. tuhafiyecisinde, kıyafetçisinde alışveriş yapacak. Para tüketimi böyle olur. Yani benim konut satmam önemli değil ya da bizim konut satmamız önemli değil. Diğer konuları yakalamamız lazım. Dolayısıyla oradaki noktada eğer bizim fiyatlarımızda ufak bir artış olduğu zaman vatandaş ticaret dengesini bozuyor. Gidiyor Samsun'dan alıyor. Peki çok fark var mı Abla Bey? Var, var. Yani sayın büyüklerimiz bunu iyi araştırsınlar. Buradan da sayın hocama, Hilmi hocama, biz kendisiyle ben TÜBİTAK Marmara Ereğlisi'nde staj yaparken orada araştırma görevlisiydi. Oradan beri tanıyorum. 1987'den beri tanıyorum. Hocam değerli bir insandır. Ama bunlara dikkat ederse de bu mukayeseyi de yaparsa da iyi olur. İsterseniz ben verileri eğer bana sorarlarsa buradan ben verileri kendine de veririm. Benim vermeme gerek yok. Zaten Samsun Belediyesi SASKİ zaten güncel verileri internette veriyor. Biz yani, de en azından sizin vasıtanız da burada siz de vesile olmuş oldunuz. Büyükşehir'e en azından yetkililere buradan seslenmiş olalım. Yani yan komşu ilimizdeki
harçlarla bizim aramızda neden afaki bir uçurum var? Evet. Bunun da büyükşehir yetkililerinin araştırmasını biz de buradan talep edelim. Eyvallah. En azından yani, bir denge denge unsuru tabii, oluşsun. Tabii yani büyük bir sonuçta bizim sattığımızın büyükşehire faydası var. Yani bizim Samsun'a kaçırdığımız müşterinin ya da başka bölgeye kaçırdığımız müşterinin orada faydası yok. Tabii yani ki. Bunu anlatmak için söyledim. Aslında bir bütünden bahsediyorum. Biz sadece bir parçasıyız bunun. Bütününe bakmak lazım. Peki Abla Bey, inşaat sektöründe daire olacak insanlar mutlaka bizi şu anda izleyen bir sürü de insan var. Peki binalarımızın sağlamlığı ne durumda? İnsanlar daire alırken nelere dikkat etmeli? Bunlar çünkü önemli konular. Çünkü gelen bazı soruların içinde şu da var. Binalarda mesela rutubetler oluyor. İşte duvarların ıslaklığı neden kaynaklı? Bölgemiz rutubetli ondan mı yoksa kullanılan malzemelerden mi kaynaklı? Bunlara bir şöyle toplu olarak bir cevap verirseniz sevineceğim. Şöyle bizim bölgemizde 1970'lerde 73 yılında çıkan imar yasası vardı. Bunlar revize edildi ve en son son bir yıl öncesine kadar yeniden imar düzenlemeleri geldi. 2011 yılında yapı denetim yani devlet adına yeminli murakip dediğimiz yapı denetimler oluştu. Evet. Devletin yapı denetimlerini olgunlaştırdığı, yaptığı zamandan bu zamana bir de önceden tercih hakkı veriliyordu müteahhide. Şimdi kuradan çıkıyor. Bunlar doğru şeyler. Şöyle bir nokta var. Yapı denetimler geldikten sonra bina yapıları ve iskeletleri değişmeye başladı. Demir deprem yönetmeni 1999 yılından sonraki 99 Körfez depreminden sonra aslında binalarımız gayet yapı olarak da düzelmeye başladı. O zamana kadar olan yeminli murakıplarımız plan müellifleri diye geçiyordu. 2011'den sonra resmiyette yapı denetim şirketlerine dönüştü. Dolayısıyla bugün deprem kuşağına göre, evet, zemin etütlerine göre gayet iyi inşaatlar yapılıyor önceki yıllara göre. Korozyon ve rutubet dediğimiz olay bölgesel bir olaydır. Münferit de olabilir. Zannediyorum yani binadan rutubet alması bölgenin iklimine göre değişir. Bir, iki, binada statik olarak binada belirli bir oturum dediğimiz, oturma dediğimiz, çünkü yere çok yüksek basınç olan, tonlarca basınç olan bir sistem geliyor. Evet. Hafiften bunların içerisinde bizde inşaatlar hızlı da yapılıyor. Eskisi gibi de teknolojiler gelişti. Hızlı da yapılıyor. Bunlar sistematik olarak farklı olabiliyor. Ancak binanın su alması, rutubet alması dediğim şey bölgesel şartlar. Birinci etken bu. İkinci etken, binada iç kusma dediğimiz, yani bu duvarı hemen ben sıvıyorum, hemen dışına kaplama yapıyorum. Kaplama yaptıktan sonra içindeki alçı dışarıya kendisini kaplamaya veremediği için içeri kusma yapar. Bu kusma dediğimiz, rutubet dediğimiz olgu budur. Bu bir yıl sürer. Bir de kalorifer yanıyorsa da bu hızlanır. Yavaş yavaş o rutubetini almaya başlar. Yani o etken o diyorsunuz yani. Kesinlikle yok. İç kusmadır buna. Bu bütün binalarda olan şeylerdir. Bazı noktada nedir? Havalandırması çok iyi yapılmamışsa kendi içinde rutubeti oluşturur. Havalandırma fazlaysa bu çok daha minimize olur. Yani bu noktadan olaya bakmak lazım. Tabii yani bazen olur ki gözden kaçmış, sonuçta bunları insanoğlu yapıyor. İşçisi, ustası vardır. Derz dolgusundan tutun da, fayansından tutun da oradaki en ufak bir noktalıkta da sızmalar olabilir. Onda zaten müteahhitlerin hepsi bunları giderirler. Ha bu birkaç ay sürer ya da böyle bir noksanlık sürer, ondan sonra kaybolur. Şikayetlerin genelde konusu lokaldir. Yani bireyseldir. Orada ne yapıyor? Mutfağımızda işte kapak doğru oturmuyor. Kapımızda hafif şey var. Bunlar münferit şey. Önemli olan iskelettir. Evet. Binanın sağlamlığıdır. Çok şükür bugün yapılan binaların hepsi çok sağlam. Bunlar da yapı denetiminden geçtiği için. Ediyor. Bir de biz firma olarak söylüyorum, iskansız hiçbir bina teslim etmiyoruz. İskansız bina olduğu zaman fenli meşruiyeti olmuştur.
kontrolü yapılmıştır. O noktadan bakmak lazım. O noktadan baktığımız zaman aslında sorunun minimize edildiğini görüyoruz. Ama münferit olur mu? Evet, münferitler vardır. Nedir? Vatandaş. Ne kadar yaparsan yap, keyfi gelmez onun. İstekleri değişmez. Bu biraz nazlıdır. Nazlı müşteriler de vardır, normal müşteri de vardır. Nazlı müşteriye sorunlarını, şikayetini biraz daha farklı tutar. Ama normal müşteri şikayetini farklı noktada tutar. Yani bunlar inşaatçılıkta olan şeylerdir. Ben uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Olur. Olmaz diye bir şey yok ama giderilir. Peki bölgede şu anda muazzam derecede bir yapı stoku mevcut gibi bir görüntü var. Yani halen de devam ediyor. Evet. Şu anda yani talep çok mu fazla daire konusunda da bu kadar inşaat yükselmesindeki etkenler neler? Arz talepte ne bu sektörü bu kadar ön plana? Şöyle bir nokta var. Bakın bizim betonarme binamızın ömrü azami 70 yıldır. Evet. Ekonomik ömrü 70 yıldır. Ondan sonra yavaş yavaş şey yapar. Ama geçmiş yıllarda 1970'lerde, 80'lerde, işte 90'larda yapılan binalara baktığımız zaman dış sıvası yoktu. Efendim kat kat yapılıyordu. Korozyona uğruyordu. Derken inşaatlarımız eskimeye başlıyordu. Bir de inşaat teknolojisi de çok hızlı değişiyor. Fayanslarımızın rengi değişiyor, modeli değişiyor, sistemi değişiyor, oda mimarimiz değişiyor, metrekarelerimiz değişiyor. İnsanlarda bir de merkezi sistemli, yani bireysel inşaatlarda merkezi sistemli, yani toplu yaşam alanına döndürüyor. Bu bir akımdır. Dolayısıyla bizdeki o dönüşümden kaynaklanan bir talep var. Yani bizde kentsel dönüşüm çok olmadığı için bir talep var. Bu talebi de yeni konutlar sağlıyor. Bir de az önce de bahsettim. Ünye dışında iki tane daha ünye var veya üç tane daha ünye var. Yani nüfus olarak söylüyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye'nin içinde bir de yurt dışında dediğimiz birçok yer var. Bir de dışarıdan ünyeyi beğenip görüp alanlar var. Bu insanlar konut ediyor. Hani genelde tasarrufçunun birikimi konuttadır. Yani binadadır. O daire almak veya arsa almak veya konut edinmek, işte müstakil de bir yer olabilir. Bunu tasarruf olarak kullanır. Ve dikkat ederseniz insanlar bir oturduğu bir ev vardır. Bir de yarın çoluk çocuğu için bir ev daha alır. İmkanları dahilinde. Evet. Derken bu bir talebi tetikler. Ama arz talep dengesi arz çoktur. Görünür ama o inşaatlar, konutlar artık devamlı ihtiyaca göre yapılır. Ha, Ünye, az önce de söyledik, yani Ünye nüfus almaya başladı son birkaç yıldır. Ha, bu iyi işaret. O nüfus alması aynı zamanda tersine göçü de hareket ettirecektir. Az önce Ünye'nin ekonomik konumunu bahsederken, jeopolitik konumunu bahsederken makus tarihi değişiyor. Göç veren yerden göç alan yere de gelecektir. Dolayısıyla bu ikametgah talebini de arttıracaktır. İnşallah organize sanayimiz, limanımız, o Ünye'nin Hisarı yolumuz, üniversitemiz, üniversite kampüsümüz falan gelmeye başlayınca bu talep durmayacak. Talep daha da artacak. Bakın bir örnek söylüyorum. Akkuyu Nükleer Araştırma Santrali'nde yeğenim, orada firma sahibi, oranın alt firmalarından bir tanesinin sahibi. Önceki gün konuştuğumuzda şunu söylüyor. 140 bin kişi çalışacak Akkuyu Nükleer Santrali'nde. Bunun 1/3'ü yerli olacak, yani Türk vatandaşı. 1/3'ü daha teknik bir yapı olduğu için yabancı vatandaş. Yani Rusuydu, Almanıydı, Amerikalısı, Japonu, Çin'i vesaire kalacak. Evet. Bu ne demektir? 140 kişi çalıştığı zaman aslında 100 bin konut demektir. Yani 100 bin konut üretilecek o bölgede demektir. Bu çok önemli bir girdidir. Yani Mersin'de, Akkuyu'da 100 bin konut üretilecek demektir. Ya da 50 bin, 70 bin konut, yani sayısı çok önemli değil. Şimdi bu göç alma demektir. Mersin ciddi bir göç alacak. En azından bu kadar. 100 bin kişi çalıştı, 140 bin kişinin 100 bini yerli olursa 100 bin aile demektir. Bu çok yüksek bir rakamdır. Onun için Ünye'deki o yatırımlar gelecektir inşallah. Ve bu yeni aileler, yeni nüfus da oluşacaktır. Ünye kilinden bahsettik. İnşallah yani dünya tanımaya başladı. Ünye kilinden değişik kimyasal ürünler, ki
yüklenici firmalar, işletme firmalarından bir tanesi bunu kozmetikte çok iyi bir noktaya evet. getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu da bu bölgede bu ünyenin tanıtımı için son derece iyi olacaktı. Bir de sağlıktı bu. Yani kozmetik sağlık aynı zamanda mi? Sağlık malzemeleri üretecek. Ben kendisine buradan çok teşekkür ederim Hamit Bey'in. Yani böyle bir çalışmayı yani çok önemli bölgemiz için bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani Ünye için gayet çok olumlu bir çalışma. Dolayısıyla Ünye'deki istihdamı da artıracak, Ünye'nin adını da dünyaya duyuracak bir çalışma olarak görüyorum onu. Tabii ki keyifli, güzel bir sohbet gidiyor Abla Bey. Ben tabii ki programın da sonuna geldik. Güzel sohbet ediyoruz ya. Bir saati geçtik. Ben tabii ki son olarak şunu sormak istiyorum. Daire almak, konut almak isteyen insanlar nelere dikkat etmeli? Bu soruyu sizden aldıktan sonra programı zaten kapatacağım. İnsanlar daire almak, konut edinmek, yatırım yapmak açısından şey yapar. Şu anda fiyatlar malzeme artışlarına göre tam dengeye oturmadı. Biraz da tabii böyle mevsimi ve pandeminin de etkisi var. Evet. Pandemi kaybolmaya, o etkisi azalmaya başlayınca bu bölgede ciddi bir tekrar talebin doğacağına inanıyorum. Özellikle banka kredileri ve faizler de çok etkili çünkü. Şey. Bir de vatandaşımızın tasarruf ettiği döviz olsun, altın olsun son aylarda biraz daha düşüşte bekliyor vatandaşımız. Evet. Bu talebi dizginliyor demektir. Ama şöyle bir nokta var, daire alırken, konut alırken sosyal alanlarına, yaşam alanlarına ve içerideki kullandığı ürünlere, markaya ve kaliteye dikkat etsinler diyorum. Yani nedir bu şey? Ürünü, yani sağlıklı ürün alan, yapan, bu işin yetişmiş firmaları var. O firmaları da dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir de sonuçta ev alma komşu al diyorlar. Evet. Yani yaşayan, o konutlarda yaşayan insanlara, oradaki sosyal dokuya, bir de tabii herkesin bir kültür yapısı vardır. Kendi kültürlerine uygun olan, komşuluk yapabilecekleri insanlarla da çalışması lazım. Bir de bu işi yapan profesyonel firmalar, işte Saryap gibi, diğer firmalar gibi. O firmalarla da bu olayları bilgi, en azından bilgi noktasında, tecrübe noktasında firmalara da tecrübe etmeleri gerekiyor. Noksan bir eksik veya noksan bir imalatlara da girmemeleri lazım. Bir de şu var, yani mesela fiyatlar maliyetlere göredir, metrekareye göredir. Tabii herkesin ekonomisi kendine göre, kendine göre bir ekonomiye göre alım yapıyor, kültürüne göre de alım yapıyor. Ama bir, güneş girmeyen eve doktor girer. Evet. Yani bu çok önemlidir. Evet, güneş görecek. İki, havadar olacak. Yani temiz havayı alacak. Üç, yani bölgesi, lokasyonu ona göre olacak. Bir de tabii yani herkes bir sosyal alan bekliyor. Ortak alanları, sosyal alanları yapılmış ve kullanımda olması lazım. Bugün inşaat sektörüne geldiği nokta bu noktada iyi. Yani kalite her geçen gün yükseliyor. Dolayısıyla yaşam alanını, metrekarelerini ona göre değerlendirmeler. Geniş ve ferah ev her zaman iyidir. Yani dairelerini sıkışık olmaktansa, ortak alanların dar olmasından ziyade geniş ve ferah evleri tercih etmeleri bana göre daha iyidir diye düşünüyorum yani. Evet, Abla Bey, bu akşamki vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programımıza evet. da bizi kırmadınız, katıldınız. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu akşamki konuğumuz Saryap Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Sarı'ydı. Size inşaat sektörüyle ilgili, Ünye'nin ekonomik yapısıyla ilgili bir nebze olsun bilgiler vermeye çalıştık. Konuğumuza çok teşekkür ediyorum. Biz bizi teşekkür kırmadı. Ederiz, sağ olun. Haftaya yeniden yeni bir iş insanıyla birlikte oluncaya dek
Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum.